Şimdi bu çıkış arama, yani bu yeni arama, bir yol, bir cephe arama noktasında gençlik bazen farklı yanlış yerlere de saplanabiliyor. Mesela nedir bu? Özellikle de yükselen yeni faşist hareketlerle birlikte toplam mevcut bu ekonomik düzenin yarattığı, ekonomik çürümüşlüğün yarattığı bu kaosun içerisinden bir çıkış aramaya çalışan gençlik bu öfkesini farklı bir yere evriltebiliyor, ezilenlere yönlendirebiliyor. Eskişehir'de bir genç, genç bir yaştaki, yani bir hakikaten yaş olarak da hepimizin yaşında olan birisi, durduk yere bir camide bulunan insanlara saldırdı ve onları bıçakladı. Şimdi daha sonra biz fark ediyoruz ki bunun bir manifestosu var. Bu manifestoda okuduğumuz zaman o çocuğun manifestosu bugün aslında hepimizin sorunu. Çünkü bir yoksulluktan bahsediyor. Orada bir çürümüşlükten, bir çelişkiden, bir bıkmışlıktan, bir yol arayışından, bir tıkanıklıktan bahsediyor. Ama toplam öfkesini kendisini bu düzene, bu düzenin içerisinde hapseden faşist rejimden, bu kapitalist sömürü rejiminden değil de bu toplam öfkesini kime yönlendiriyor? Ezilenlere yönlendiriyor. Kürt halkına yönlendiriyor. Kadınlara, LGBT'yi artılara, göçmenlere yönlendiriyor. Çünkü bu mevcut öfke hepimizde var. Ama düzenin içinde bir potansiyel olarak kalıyor. Biz onu örgütlenme kanalı ve araçlarıyla açmadığımız zaman mevcut yükselen faşist hareketlerle birlikte bu öfke farklı yerlere de saplanabilme potansiyeli çok yüksektir. Onun için bizim bütün alanlarda, bakınız, gerek savaşa karşı, gerek bütün alanlarda gençliğin biriken öfkesini, gençliğin sisteme karşı biriken öfkesini hakikaten birleşik bir hatta, birleşik bir zeminde, bütün sorunlarla ortaklaşarak neticede bu düzen bir Kürt gençliğini de eziyor. Neticede bu bir hakikaten ezilen, sömürülen bütün kesimleri bir biçimiyle ezen, yoksullaştıran, geleceksizde mahkum eden bir noktada duruyor. O zaman bunun karşısında birleşik bir mücadele zeminde bir araya gelmek. Gençlik dediğimizde bugün ilk olarak gözümüze gençliğin ekonomik sıkıntıları çarpıyor. Bu ekonomik sıkıntılar aynı zamanda özellikle büyük şehirlerde büyük bir barınma sorunu ortaya çıkarıyor. Devlet yurtları, KYK yurtları veyahut üniversitelerin kendi yurtları gençliğin barınma sorunu çözecek kapasitede değil. Ve bu yurt kapasitelerini arttırmamakla devam ediyorlar. Kiralarsa zaten İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirleri artık geçiyorum. Neredeyse çoğu şehirde uçuk fiyatlarda, özellikle öğrenciler bu evlerde kalmak zorunda olsunlar diye daha da arttırılmakta. Bu yüzden gençliği ele aldığımızda aslında ilk önce işsiz bir gençlik ya da okuyan ama bir yandan da proleterleşen bir gençlik görmemiz mümkün. Daha çok ekonomik kaygılardan, gelecek kaygısından, geleceğe inanmayışından dolayı ya politikleşememiş, apolitikleşmiş ya da çözümü tamamen düzen içinde aramayı kabullendirilmiş, bekleme kendisini, yani geleceğini, hayallerini bekleme altına almış veyahut zaten bu psikolojik sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken okul gibi, aile gibi, ikili ilişkiler gibi birçok yaşamsal faaliyetini de aslında kötü etkileyen, kötüye götüren bir durum görüyoruz gençliğe baktığımız zaman. Gençliğin yurt dışına gitmesi aslında bir çözüm değil. Çünkü yurt dışında bir göçmen olarak da hayata tutunmak aslında bir nebze zor. Ve çoğu insanda daha gençliğinin ilk süreçlerinde tanıdığı bildiği yerleri, tanıdığı bildiği mahalleyi terk etmekte zorlanır ve zorluk çeker. Toplu bir halde yurt dışına gitmeyi düşünme hali, evet, gençlikte şu an mevcut. Fakat bunun bir çözüm olmadığını defaatle vurgulamak gerekiyor. Çünkü aslında çözüm gençliğin ekonomik dertlerini ya politik dertlerle birleştirebilmekte. Yani az önce bahsettiğim gibi, evet, ekonomik yoksulluk deyince akla ilk gelen bir gençlik var. Çünkü barınma, yeme içme ve hayatını idame ettirebilme gibi temel yaşam faaliyetlerinden belki yoksun kaldıkları için dikkat çekiyor. Ama bunları politik faaliyetlerden ayırmak yerine aslında gençleri düzen içi çözümleri beklemekten politikleşmeye doğru yönlendirmek gerekiyor.